Sedef, ne oldu ya? Gelmedi mi araba? Yok ya, gelir. Ben şey yaptım, kamyonet aradım onları. Trafik varmış biraz, gelecekmiş yani. Eğer gelemeyecekse yani, kamyonetleri olan arkadaşlarım var. Arayalım, gelsinler. Sen de kaç saattir burada bekliyorsun? Şey ya, gerek yok. Gelir onlar. Yani gelmeleri lazım. Ben bir şey olursa seslenirim size. Peki o zaman, tamam. İşte güvenmeyeceksin işte böyle ya. Necip Limoşuf'u. Tır getireceğim diye bir de tır. Sen nerede getiriyorsun? Pis poşet. Niç. Hop. Kınalı dur. Tamam. Tamam, sakin ol. Kınalı. Tamam. Hop. Niç. Hop. Ne oldu? Ağzın yerlere düşmüş. Yerlerde asfalttan ağzını topla. Açık kalmış ağzın. Hı. Nerede tır? Hani tır getiriyordun? Hani bir tır? Arkadaş, gökyüzünden geyiklerle uçarak geldim. Hala tırın peşinde misin sen? Ya tamam, uzatma. Beceremedin, büyütme yani olayı, tamam mı? Abi inanamıyorum ya. Yemin ediyorum gökyüzünden uçarak geldim. Hala yaranamıyorum şu kadın milletine ya. Ne yapsam bir dahaki sefer ağzımda at mı tutayım acaba? Hadi gel, hadi. Kutuları taşıyacağız, hadi. Kadın milleti diye de bağırdım ama şuna duyan muyan olmamıştır. Kınalı, dur burada. Geliyorum ben. İsmail, abanma. Yavaş. Bırak kendiliğinden gitsin gelsin. Ya İskender abi, masa yardım dediğim bu muydu ya? He buydu. Ne yapacaktım? O kadar kişiye bir başıma mı hazırlanacaktım ben? Abi yardım deyince ben kapı açacağım sandım. Hamur açıyoruz burada ya. Çevir. İşte bu. İskender abi, buna un biraz koyayım ben. Biraz böyle serp yukarıdan. Öyle değil. Sıvama. Sıvamadan şöyle. Bir şey diyeceğim. Yaprakta sarsam mıydık acaba İskender abi? Nasıl? Biraz da diyorum, yaprak sarsa mıydık? Ne bağırıyorsun ya? Resmen niye bağırıyorsun kulağımın dibinde? Dedeler uyandı. Ah, çok özür diliyorum dedeler. Vallahi bir an kedimi sahilde sandım. Sen nasıl dedin ya, nasıl deyince sahilde sandım. O yüzden çok özür diliyorum benim hatam, tamam. Haydi, daha çok iş var, haydi. Allah'ım. Ne oldu? Ha? Kolların güçsüz tabii, beline yüklendin değil mi? Ya bu koltuk ne kadar rahatmış ya. Ben acaba eve de mi alsam bundan bir tane? Bayağı güzel ya, geniş. Yok, o rahat değil. Sen yoruldun şimdi, ondan rahat geliyor. Arkadaş sen iki tane koli demedin mi? Bunun içine ne koydun? Dünyaları mı koydun acaba ya? Ya Allah Allah, yardım edeceğim dedin. Et o zaman, taşınıyoruz tabii ki de. İçinde eşyalar olacak. Hayır, anladım da. Yani bu kadar şeyi bir kolin içine sığdırmak öyle anlamsız bir şey değil mi ya biraz? Ağzımın içine atsana bunu. Ya bolca yer var ağzımın içinde. Hayır, koli taşırım ben. Bunun gibi 10 tane daha taşıyayım ben. Problem değil de. Perde asmayacağız değil mi? O sıkıntı o neymiş ya? Masal çiçeği. Masal mı çiçeği? Onu kim çizmiş ya? O dikilme mi çizme mi nedir o ya? Ben daha iyisini çizerim, yemin ederim bunu. Beni bırak, Yavuz abi daha iyisini çizer. Bu nedir ya? Kaneviçe bu. Kime biçe? Kaneviçe, böyle yapıyorlar iplikle. Allah Allah. Yani anneannem anlatıyor bir şeyler de. Tabii böyle bir çiçek yok normalde. Hadi oradan, çok bilmiş sen de. Anneanne, adı üstünde masal çiçeği. Yani masallarda olur bu. Gördün mü sen böyle bir çiçek? Görmedim. Ama bu olmadığı anlamına gelmez. Bana da rahmetli annem anlatır. Bu çiçek 1000 yılda bir açarmış. Ve çiçeği koparsan bile asla solmazmış. Yaprağını koparırsan hemen yerine yenisi çıkarmış. Çiçeği kime verirsen onunla bağ kurarmış. Sevginde kök salarmış, bir daha da asla ayrılmazmışsınız. Yemin ediyorum aynen bu kelimeleri kullandı anneanne. Aynen bunları söyledi. Bu tonda söyledi. Ve bu şekilde etkiledi beni. Ve bizim o yüzden gidip o masal çiçeğini bulmamız lazım. Ama daha önemli bir şey var. Dalga geçeceğim azıcık. Ne bu haller? O kafadakiler ne öyle? Ne oldu size? Çok alınıyoruz şu anda, biliyorsun değil mi? Ya niçin alınıyor ya? Harbiden çok alınıyoruz. Ayrıca bak, İsmail abin ne yapmış? Ne yapmış? Ne böreği bu? Sakız böreği mi yapmış?
Ispanaklı mı? Oo, helal olsun. Vallahi çok güzel. Alındık. Bir şey söyleyeceğim abi. Lütfen. Çok önemli bir detay bu. Acaba bu hamur böyle akşama gotik börek mi yiyeceğiz? Oğlum sen ne kadar insanları aşağılayan, ne kadar insanları küçük düşüren, ne kadar insanları örseleyen bir adam olduğunun farkında mısın Mecnun? Ben, kusura bakma sen, ben seni bu şekilde pek fazla ciddiye alamayacağım. O burnun nereye girdi senin? O burnun şeye mi girdi, una mı girdi senin biraz? Bakayım. Burada... Çok iyi ben seni. Ya sen o kadar güzelsin ki Yavuz. Yemin ediyorum ömrümde böyle güzellik görmedim. Aşık mı olsam sana acaba? Bir şey söyleyeceğim. Sen ailede hiç un kurabiyesi var mıydı acaba? Kim? Un kurabiyesi var mıydı? Sizin halanız olabilir, amca olabilir. Bilmiyorum. Çok önemli bir durum var. Bizim o çiçeği bulmamız lazım. Allah aşkına burada vakit kaybetmeyin. Oğlum bırak geyiği, işimiz gücümüz var. Hamur! Neyin işin gücü var ne olur? Bırakın bunu, vallahi gidip onu bulmamız lazım. Çok önemli bir çiçekmiş ve onu bulmazsak eğer bir çok kötü şeyler bekleyebilir bizi. Lütfen gidelim. Oğlum İskender abi öldürür bizi ya. Niye öldürür? Anlamayacak ki. Bana bak, o hamurlar falan bittiyse şimdi şu cevizleri... Ne oldu ya, siz çökmüşsünüz? İskender, bunu hiç fırına verme. Vallahi böyle daha güzel. Böyle yeriz.